İsmail Hocam, Mehmet Hocam, yeni bir İran haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Pardon. Bugün İran iç politikasıyla başlayacağız. Sonra tabiatıyla dış politikada temel meselemiz bu ABD'den gelen çelişkili Suriye yönelik açıklamalar ve bunun İran cephesinde meydana getirdiği etkileri konuşacağız. Ancak İran konusunda Mehmet Hocam bu hafta öne çıkan bir gündemden ziyade gündemler var. Evet. Birincisi bizim ülkemizde de var ama İran'da galiba şiddeti biraz daha yüksek. Doların bir yükselişi var. Birinci husus bu. İkinci husus füze saldırısında yaşamını kaybeden İranlıların ülkelerine getirilip defnedilme meselesi var ülkenin farklı noktalarında. Ve üçüncüsü Tahran Belediyesi'nin ilginç gelişmeler oluyor. Necefi, değil mi? Evet. İstifası etmesi, kabul edilmesi, edilmemesi noktasında. Bize bu hafta İran'da gündemde öne çıkan konuları değerlendirebilir misin? Tabii önce dolarla başlayalım. Çünkü Türkiye'de de bir yükselişteydi. Hı hı. İran'da tabii buraya göre çok daha hızlı bir yükseliş yaşandı. 6000 sınırını aştı. Yani 7000 olur mu, 9000 olur mu tartışmaları yaşanmaya başladı açıkçası ve en sonunda ülke başsavcısının daha doğrusu Montazeri'nin bir uyarısıyla hükümet de tabii ki hazırlık yapıyordu bunu. En son gece yayınlanan bir genelge ile doları İran'da çift kur uygulandığı için tek kura indirmeye karar verdiler. Tek kura indirdiler ama sabitlediler. Bu sefer de piyasada para bulunamıyor. Yani alışverişi yapan yok, alım satımı yapan yok. 61 bine kadar riyal olarak söylüyorum çıktı. Hı hı. Tabii bunu şimdi 42 bin riyale sabitledir ama kara borsada 5200-300 civarında işlem yapılıyor. Kaçak. Çünkü hükümet açıklama yaptı genelgeyi yayınladıktan sonra. Yani bu belirlenen kurun üzerinde alım satım yapanlar döviz kaçakçılığından işlemeye tabi tutulacak. Bunlar altında mı işlem yapıyor kaçakçılık? Üstünde. Kaça sabitlendi dedin? 42 bin riyale. Hükümetin açıklamış olduğu bu fiyatın, daha doğrusu kurun %20 daha üzerinde. 5200, 10.000 riyal diyelim açıkçası. 10.000 riyal daha üzerinde. 52 bin riyal civarında alım satımı yapılıyordu. Hem bazı şahıslar yakalandı, hem bazı dövizciler açıkçası mühürlendi. İşlem yaptıklarından dolayı devletin belirlemiş olduğu kurun üzerinde. Bununla ilgili tabii ki kumdan böyle ülke genelinde sözü geçen din adamlarından Ayetullah Mekarim Şirazi'nin çok sert bir uyarısı oldu. Hatta dedi, yani bu işi yapanların bulup bazı sorumluları ibret olsun diye yeryüzünde fesat çıkarmak suçundan idam edin yani. Böyle peşin bir hükümle sert bir uyarıda bulundu. Belki bir gözdağı veriyordu hani bu çevrelere. Hı hı. Hükümetten gelen açıklamalar, Merkez Bankası Başkanı mecliste açıklama yaptı tabii. Mecliste çok ciddi gerginlikler yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Seyfin konuşmasına müsaade etmediler. Ciddi bir sıkıntı oldu açıkçası bu dövizin bu şekilde artışı. O da Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de suçladı. Yani bu işin içerisinde bu bir komplodur, oyundur dediler bize tertip edilen ekonomimize yönelik. Daha sonra dün biliyorsunuz CIA Başkanı, artık yeni Dışişleri Bakanı Amerika'nın Pompeo da bu meseleye değindi. Yani İran'a yönelik kullanabileceğimiz baskı araçlarından biri olarak da mesela doların 5858.000 riyale kadar çıktığını ve kullanılabileceğini, İran ekonomisinin kırılgan yönünü orada kongrede kendini savunurken de dile getirdi. İran'a yönelik uygulanacak politikalar konusunda da bir ipucu veriyor tabii. Bunun dışında ben önce şeyi bahsedeyim. Belediye başkanı. Belediye başkanı aslında geldiğinden beri 5-6 ay geçti hemen hemen. Bir önceki belediye başkanı birçok yolsuzluk dosyalarını çıkardı, oluşturdu. Bu o gün vesayetçi sistem veya statükocu yapı olarak dediğimiz işte devrim muhafızları, devrim rehberi, yargı arasında, bu üçlü arasında dönen o rant, yolsuzluk vesaire işlerin bir parçasıydı. Bir önceki belediye başkanı, muhafazakar ve Galibaf, Muhammed Bakır Galibaf
Şimdi onunla ilgili dosyaları çıkarınca bu kitleleri ya da bu çevreler rahatsız etti. Düzenlenen bir şey vardı, program vardı. Bu programda kız çocukları folklor oynamışlardı. Bu bahaneyle bunu gece saat 10.30'da şeye çağırıyorlar, adliyeye çağırıyorlar. Ciddi bir baskı uyguluyorlar, istifa edeceksin falan vesaire diye. O da istifa etti tabii. Belediye meclis üyeleri istifasını kabul etmedi. Kabul etmeyince başsavcı direkt onları açıkçası hedef aldı. Tehdit etti yani. Belediye başkanının istifaya nasıl zorladıysa onları da istifayı kabul etmeye zorladı. Yani belediye başkanının rahatsızlığı nedir? İşte prostat kanseri. Yani hemen hemen belli yaşın üzerinde İran'daki uzmanların deyimiyle her siyasetçi, siyaset adamında var olan bir temel, genel problem diyelim. Eğer gerçekten mesele sağlık problemi ise yani birçok şu an gerçekten ağır hasta pozisyonda olan kritik görevlerde olan yetkililer var. Mesela anlıyoruz ki bu şey değil yani sağlık meselesi değil, tamamen siyasidir. Tekrar istifasını istedi başsavcı. O da istifa etti ve görevden alındı bu yöntemle. Yerine tabii ki idari ve mali işlerden sorumlu geçici olarak 2 aylık görev yapmak üzere vesayetçi atandı Samiullah Mekarim. Onun yani Necefi'nin yerine şu an düşünülen isim ise Haşimi Rafsanjani dönemi uzun yıllar Danışgah Azad İslami, İslami Azad Üniversitesi'nin başkanlığını yapmış, mütevelli heyetin başkanlığını yapmış Caspi belediye başkanı olarak düşünülüyor. Yani şu an onu değerlendiriyorlar öne çıkan isim olarak. Diğer konu İsrail'in Suriye saldırısında hayatını kaybeden İranlı askerler veya gönüllü milisler karışık çünkü. İran çeşitli kentlerinde bunların cenaze merasimi vardı. Gorgan'dan tutun Tebriz'e kadar çeşitli illerden. İran toplumu da artık Suriye'den gelen cenazelere yani İran-Irak Savaşı'ndan gelen şehitlere nasıl bir karşılama veya uğurlama törenini yapılıyorduysa onu yapmaya başladılar. Yani bu şunu gösteriyor. Artık İran kamuoyu Suriye'de veya Irak'ta veya diğer yani İran'ın bu ileri savunma hattı stratejisinin bir parçası olarak sınırlar ötesi savaş hayatını kaybedenlere artık o şeyi görüyor. Yani o değeri veriyor. İran kamuoyu tarafından bu benimsenmiş, bu kabullenmiş durumda. Yani İran artık sınırları ötesinde hani Ocak ayında, aralığın sonunda Ocak ayı başında yaşanan o rejim karşıtı gösterilerde ne Lübnan ne Gazze canım İran'a feda sloganın bir de diğer tarafı var. Yani biz hep diyoruz ya rejim şey yapıyor işte İsrail'de, Suriye'de, Lübnan'da, burada orada savaşıyor ama bunu İran için yapıyor. İran halkı bunun farkında. Yani bunlar Suriye için ölmeye gitmiyor. Bunlar İran için ölmeye gidiyor. Bu şehit muamelesi yapmaları, karşılamaları, uğurlamaları o kesim için o anlama gelirken bu kesim için de bu kayıplar artık o anlama geliyor. Yani İran için verilen kayıplardır. Bu savaşı ülkemizde ne kadar bir kesim? Yani daha doğrusu yaygın bir tavır mı sence bu? Şöyle söyleyeyim. İran kamuoyu büyük oranda bunu bu şekilde görmeye başladı yani. En başından böyle değildi. Özellikle tabii. Bu Amerikan tehditleriyle beraber, İsrail tehditleriyle beraber doğal olarak bu her halkın göstereceği bir tepki. Yani içeride birleşme, içeride yeni anlamlar yükleme ya da var olanı değiştirerek daha yoğun anlamlar yükleme. Özellikle bu cenazeler meselesinde ben de foto şeylerde seyrettim, videolarda çok geniş katılımların olduğu cenazeler oluyor. O nedenle dışarıdaki tehditle içerideki o birleşme orantılı. Ya şunu söyleyeyim son olarak. İran toplumu hali hazırda üçe ayrılmış durumda. Yani rejim yanlıları, rejim karşıtları ve bir de bu arada işte hükümete destek çıkan taban. Yani ılımlı reformist koalisyonun oluşturduğu bir taban var. Dolayısıyla rejim yanlılarının zaten olaya, meseleye bakış açısı belli. Rejim karşıtlarının da tutumu, pozisyonu belli. O arada kalan geniş kitlenin hangi tarafa meyledeceği çok önemlidir. Yani İran'ın önümüzdeki süreçte yaşayacağı bu artık bir üç seçenek değil de iki seçeneğe indirgendiğinde
ya bu taraftasın ya o tarafta. Bu çok önemli çünkü özellikle reformist kanadın bir uç kanadı var. Çok geniş bir yelpaze çünkü. Reformistler dediğimiz zaman 20 ile 30 arası değişen parti ve gruplardan evet. şekil bir koalisyon. Tamam. Bunun uç kanatları şeye kayabiliyor. Yani rejim karşıtlığına kayabilir. Diğer tarafı devleti, milleti, ülkenin bekası için tavrını net bir şekilde bu taraftan yana koyar yani. Tamam. Teşekkürler Mehmet Hocam değerlendirmen için. İsmail Hocam şimdi biz 12 Mayıs'ı beklerken işte Trump anlaşmadan çekilecek diye bir öngörü var. Bunları beklerken Trump'tan açıklamalar geldi. Özellikle Suriye'de Beşar Esed rejiminin Duma bölgesinde kimyasal silah kullandığı, bunun tespit edildiği ve cezalandırılacağı yönünde işte yarın saldıracağız, bugün saldıracağız. Şu an itibariyle herhangi bir müdahale olmadı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun ve özellikle İran'ın bu gelişmeler konusundaki pozisyonunu? Aslında biraz 2003 Irak işgali öncesi duruma benziyor. Irak işgaliyle de beraber öncesinde Afganistan işgal edilmişti. Irak işgal edilmişti ve sıranın İran'a geleceği gibi söylemler vardı. O nedenle Amerika'nın önceliklerini tespit etmek lazım. Şu an Suriye meselesi ABD için ciddi bir öncelik. Ve burada hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda ciddi bir rekabet içerisinde. Evet. O nedenle Suriye'deki denklemi tam oturtturmadan, Suriye'deki yerini kuvvetlendirmeden ikinci bir senaryo, İran senaryosuna gireceğini düşünmüyorum açıkçası. Zaten Pompeo'nun açıklamaları da büyük oranda yaptırımlar üzerinden ya da İran diplomatik ve politik olarak, ekonomik olarak sıkıştırılarak bir şekilde füze programının da içine dahil edildiği, revize edilmiş bir anlaşmadan bahsettiğini görüyoruz. Dediğim gibi Suriye meselesi henüz netleşmeden bir İran'a operasyon söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. Ki bu Suriye meselesi üzerinden de zaten bir Rusya-ABD gerginliği yaşanıyor. Ve bu gerginliğin de gazete manşetlerine taşındığı gibi bir silahlı bir sıcak çatışmaya dönüşmesi muhtemel değil. Evet. Çünkü nükleer güce sahip ülkelerin çatışmadığını, sınırlı konvansiyonel saldırılara da girişmediğini biliyoruz. O nedenle böyle sınırlı... Kim burada nükleer güce sahip olan? Hem Rusya ve Amerika. O nedenle burada sınırlı bir konvansiyonel saldırı, konvansiyonel bir savaş olabilir gibi senaryolarında çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu sınırlılığın kontrolden çıkması söz konusu olabilir. O nedenle burada ABD, Rusya bu tehditleri Twitter üzerinden Trump ifade ederken aslında biraz da Pompeo'nun bahsettiği o ekonomik yaptırımlar vari Rusya'nın ekonomisini de ciddi anlamda hedef almış oluyor. Çünkü bu gerginlik döneminde rublenin %16 kayıp değer kaybettiğini görüyoruz. Yani aslında İran riyalinden daha ciddi anlamda bir düşüş kaydediyor. O nedenle yani sıralama yaparsak ruble, riyal ve TL mi geliyor? Evet, en çok kayıptan en, çok en kayıp aza ruble de şu an. O nedenle burada ekonomik anlamda zaten Rusya ekonomisi de kırılgan. Rusya ekonomisini de hedef almış oldular. Burada böyle bir gerginlik ortamı, bu belirsizlik ortamı, bu kırılgan ekonomiler işte İran gibi, Rusya gibi bu kırılgan ekonomileri aslında daha dirençsiz hale getiriyor ve diplomatik müzakerelerde ellerini zayıflatmış oluyor. Bu gerginlik doğal olarak AB yakınlaşmasını da beraberinde getiriyor. Daha önce de ifade etmiştim. Bu transatlantik ilişkilerde Irak işgaliyle beraber ciddi bir çatlak oluşmuştu. Evet. Ama bu Suriye ile beraber bu çatlağın bir şekilde artık işbirliğine dönüştü. Bu Fransa'nın ve İngiltere'nin ciddi anlamda Amerika'ya angaje olmaya başladı. Yeni bir döneme girildiğini görüyoruz. O nedenle hem küresel anlamda hem bölgesel anlamda denkleme baktığımız zaman bir Rusya-ABD karşılaşmasının çok söz konusu olacağını düşünmüyoruz. Muhtemelen Rusya'da, Suriye'de ABD mevcut pozisyonu daha da tahkim etmeye çalışacaktır. İran'a da yaptırımlar noktasında hem ekonomik hem politik, hukuki yaptırımlar, siyasi yaptırımlar vesaire bunlar çeşitleri arttırılabilir, bunlar ayrıntılandırılabilir. Bu yaptırımlar üzerinden bir şekilde İran'ın nükleer füze programının da bir şekilde bu anlaşmanın içine dahil edilmesi
Bir de anlaşmada bir zaman kısıtı vardı. Evet. Onun da kaldırılması. 10 yıl. Onun da kaldırılması söz konusu olabilir. İki tarafın da zaten savaşı göze alması çok da mümkün değil. Yani hem ABD'nin İran'a yapacağı bir savaşın sınırlı kalabileceğini kestirmek mümkündür. Çünkü muhtemelen İran buna karşılık verecektir. Buna karşılık verdiğinde bunun bölgesel anlamda yayılması söz konusu. Hem Yemen'de, hem Suriye'de, hem Irak'ta ciddi anlamda geniş bir alana yayılma potansiyeli söz konusudur. O nedenle hem Orta Doğu'dan çekilmek isteyen, askerlerini çekmek istediğini beyan eden bir Trump'ın bu kadar asker yığmaya, bu bölgeye ciddi anlamda askeri angajmana girmeye çok da gönüllü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yaptırımlar çözüm olmazsa, eğer İran belli bir eşiğe gelirse, nükleer tesisleri tekrar işletmeye başlayıp nükleer silah ediniminde o kritik eşiğe gelirse, operasyon muhtemelen o zaman kaçınılmaz olacaktır. Burada da tabii tekrar konuşulması gerekir. Çok 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 teşekkürler İsmail Hocam. Dolayısıyla sen şu an itibariyle ABD yine bu ekonomik yaptırımlarını, baskıyı artırabilir. Ekonomik, siyasi, politik, yani sadece ekonomik değil, siyasi olarak da yapabilir. Mesela işte bütün İran vatandaşlarının girmesini yasaklayabilir. Ondan sonra pek çok İranlı vatandaşa yönelik, yani sadece belirli kişilere bu smart sanction diyorlar, akıllı yaptırımlardan ziyade bunu daha da vatandaşa da hissettirebilecek şekilde genelleyerek bir takım tedbirler alabilir. Bunda gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği de insan hakları söylemi üzerinden ABD'ye bu desteği veriyor. Anladım, anladım. Çok teşekkürler İsmail Hocam, Mehmet Hocam. Sana da çok teşekkürler değerli anımeleriniz için. Tabii ki bu konuların hepsini takipte olacağız. Ben tekrar katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesinde görüşmek üzere.